Merhabalar. Merak etmeyin bütün video böyle geçmez tabii ki ağzımın içinde. Çok ayrı bir şey anlatacağım ama sabah düşünüyordum aklıma geldi. Ben burada yani Kanada'da, Ottawa'da neyse ama Kanada'da yani BC'deyken de, Vancouver'dayken de Türk yemeği yemiyorum abi. Yani dışarıda bir restorana gidip işte Türk yemeği ne bileyim kebap, lahmacun, pide yapan yer arayıp yemiyorum. Niye yemiyorum? Ön yargılıyım çünkü. Ya şu konuda ön Kanada şartlarında ortalama veya Kanada şartlarında iyi olması benim için yeterli değil. Ben özellikle açken, özellikle böyle bir beklentiyle bir yere bir şey yemeye gidiyorsam, yediğim şey beni tatmin etmediği zaman çok canım sıkılıyor. Ulan harcadığım paraya yazık diyorum, harcadığım vakte yazık diyorum. E şimdi doydum, başka bir şey de yiyemeyeceğim diyorum. Böyle bir rezalet oluyor o iş. O yüzden ön yargılıyım şu konuda. Türk restoranı varsa bile buralarda ki ona da geleceğim. Türkiye standartlarında iyi bir şey yapma ihtimali çok düşük. İmkansız değil ama çok düşük. Hele ki Ottawa'da, yani lütfen bilen varsa yazsın Ottawa'da küçük Montreal'e kadar da genişletiyorum. olan. tamam Toronto'da kabul. Hakikaten bak Türkiye'de olsa iş yapacak, Türkiye'de olsa bile iyi Restoran, kaliteli yemek, hiç fark etmez. Sulu köfte bile olabilir, lahmacun pide de olabilir, döner de olabilir. Böyle yerler biliyorsanız lütfen yazın. Çok sıklıkla benim Türk yemeğe canım çekmiyor, öyle aşermiyorum ama yani şu an bir lahmacun olsa 4 tane, 5 tane yerim yan ama güzel, çıtır olacak. Yani Gaziantep olacak abi. Gaziantep'te de alelade bir yer olmayacak. Yani Gaziantep'teki iyi lahmacuncuların yaptığı kalitede lahmacun istiyorum. Yani. O noktada da bulamıyorsun işte. Neyse, bir yere gittik lahmacun yemeye. Lahmacun yapmayı bırakmışlar şansımıza. Pide yapıyorlardı, iyi dedik pide yiyelim, pide denedik. iki farklı tür. Hani... Ya okeydi ama Türkiye'de yesem o pideyi ben canım sıkılır. Kolaylıkla sushi yiyebiliyorum. Çünkü Japon değil. Örnek biraz daha anlamlı olduğunu bilmiyorum. Japonya'ya gittim bu arada. 3-4 gün kaldım iş için hızlıca da olsa. Japonya'daki ya da Tokyo'daydım ben. Tokyo'daki en iyi suşiyi muhtemelen yememişimdir ama bence yani cahil şu sıfatımla bence güzel suşi yedim. Ha sonra gene ona kıyasla veya buralarda dediğim iyi suşiye kıyasla averaj şeyler yediğim oluyor suşi bazen denk geliyor. Ama Türk yemeğe kadar canımı sıkmıyor. Çünkü Japon değilim. Dediğim gibi yani o kültürel geçmiş hakikaten iyisini örneklemiş olma farklı farklı yerlerde yemiş olma falan. O durum yok yani. Gelelim videonun esas konusuna. Esas konu şu. Geçen birisi bir yorum yazmış. Gıcık etti beni ama bu konuya da vesile oldu. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle ki yorumunda kabaca diyor ki ben bir önceki videoda işte vatandaşlık başvuru süreçleri, buranın Göçmenlik İşleri Bakanlığı'nın ne kadar iflas ettiğini, bu süreçlerin ne kadar uzadığını falan anlatıyor. Ona cevaben o videonun altına yorum yazmış. Diyor ki işte zaten Türkiye ile kıyaslamayacakmışım. Türkiye'de hep böyle alelacele işler yapılıyormuş. Hemen oldu bittiye getiriliyormuş. Hızlı, özensiz yapılıyormuş. Buralarda yavaş olurmuş, ağır olurmuş, olması gerektiği gibi olurmuş. Sindire sindire olurmuş. Türkiye ile kıyasladığım müddetçe... Ben buralı olamazmışım. Burada hep öteki kalırmışım. Buraya kadar hani hakaret yok sadece ayakları yere basmayan mantıksız hatta aptalca bir yorum var neden olduğuna geleceğim. Sonunda da yok ne diyor egomu kibrimi Türkiye'de bırakacakmışım. Buraya gelmeden önce. Şimdi ego kibir konusunu bir kere kenara ayıralım. Ara ara böyle yorumlar geliyor. Arkadaşlar ben 30 yaşlarının yarısını geçmiş bir insanım. Ne olduğumu, kim olduğumu, ne olmadığımı, kim olmadığımı biliyorum. Kişilik özelliklerimin çok büyük bir kısmıyla da barışmış durumdayım. Ego dediğimiz şey bu arada yanlış da kullanılıyor zaten. Hani kibirli ayrı. Ego, ego ya ego dediğin şey zaten bir insanın varlığı, benliği yani tamam mı? Bunu, bunu bir kenara koyalım. Böyle olduğunu düşünüyorsan ne yapıyorsun biliyor musun? Mesela bu videoda değil mi? Gıcık oldun bana şu anda. Kapatıyorsun abi videoyu. Hayatına devam ediyorsun. <laughs> şu hatayı da yapıyor insanlar. Burası demokratik bir mecra sanıyorlar. Değil. <laughs> yani ben seni burada engellediğim zaman senin ifade özgürlüğünü sınırlamış olmuyorum. Yorum neden aptalca? E bu süreler işte normalmiş, yavaş olurmuş, sindire sindire olurmuş. Bakanlığın kendisi, bak başındaki, bak Bakan, başındaki bakan, bu sürelerin normal olmadığını, iyileşmesi gerektiğini, çok uzun olduğunu defalarca söyledi. Tamam mı? Yani hizmet standardının çok ötesine sarttığını defalarca söyledi, defalarca özür diledi falan filan. Başka bir örnek vereyim. Aslında başka bir örnek değil. Gerçi başka bakanlık. Doğru. Başka örnek diyelim hadi. Ama çok benzer konu. Ben Kanada vatandaşı değilim değil mi? Benim Kanada pasaport problemim şu anda yok. Kanada vatandaşları ki hala devam ediyorum bilmiyorum ama böyle bir ay öncesinde falan haberlerde her gün vardı. Pasaport almak için özellikle böyle seyahati yaklaşanlar tabii herkes değil ama pasaport ofislerinin önünde sabahladığı insanlar ya. iki gün, üç gün, 4 gün, bugün git, yarın gel. Burası G7 ülkesi. Bak burası gelişmiş ülke. Ve bir ülkenin en temel fonksiyonlarından birisi vatandaşına kimlik belgesi vermek değil mi? Pasaport da bunlardan birisi yani çok temel bir işlem. G7 ülkesi Kanada'da pasaport ofisinin önünde insanlar yattı pasaport alabilmek için. Vatandaşlık, Göçişleri Bakanlığı bakmıyor başka bakanlık. Örneği desteklemek için söylüyorum yani burada böyle abes şeyler oluyor. Bunlar benim e, Türkiye'den çok oldu bittiye geliyor. Çok hızlı işte alelacele hemen yapalım halledelim buna alıştığım için buradaki normal ve yavaş ilerleyen süreci garip bulmam değil. Hayır bu burada zaten garip. Acayip yani. Bu ilk kısmı. İkinci kısmı ben bu yoruma çok tepem atmış da videoyu çekiyormuşum gibi algılanıyor olabilir şu anda. Öyle değil zaten engelledim gitti yani ben bir daha görmeyeceğim o insanı hayatım boyunca problem değil. İkinci kısmı şu işte ben buraya geldim burada yaşıyorum diye yani öyle demeye getiriyor esasen ya da ben buna cevap vereyim demiyorsa bile. Türkiye'yi bırakacakmışım. Tamam mı? Türkiye'den bağımı koparacakmışım. Hep buralı olacakmışım. Sadece buralı olacakmışım. Neden? Ne, neden yani? Ha? Başka bir ülkede yaşamış olmak, doğmuş büyümüş olmak, başka bir kültürden, başka bir etnik kökenden falan gelmiş olmak, unutulması, bırakılması, ayıplanması, utanılması gereken bir şey değil. Bir zenginlik, bir zenginlik yani. E bir de istesen bile bağını koparamayabilirsin, tamam mı? Yani o kadar kolay bir şey. Orada yaşıyorsun artık falan. Bir ikinci konu çok komik. Bak. İstatistik Kanada, işte nüfus sayımı yapıldı 2021 yılında. İstatistik Kanada, Kanada diye bir kurum bunu yapan ve sonrasında elde edilen verileri böyle peyderpey farklı temalara ayrılmış raporlar halinde paylaşıyorlar. Bunu çok kolaylıkla bulabilirsin. Ben burada Toronto Star gazetesinde haberleştirilmiş halini buldum ama bütün mecralarda var yani. 2021 yılında 8.3 milyon insan Kanada'da, yani nüfusun %23'ü, Bak 25'e yuvarlasan her 4 kişiden birisi göçmen. Mı? Hala göçmen şu anda değil. Sonradan Kanada vatandaşı olmuş olabilir. Fakat Kanada'da doğmuş büyümüş insan değil. Kanadaya bir göçmenlik yoluyla bir göçmen olarak gelmiş. Hala belki daimi oturum sahibi göçmen statüsüne veya sonra Kanada vatandaşı olmuş insanlar. 8.3 milyon nüfusun %23'ü ve bu trend artmaya devam ediyor. Bir sonraki nüfus sayımında büyük ihtimalle %30'a falan dayanacak. Hatta belki geçecek. 4 kişiden biri bu ülkede göçmen. Hani ben işte Türkiye ile kıyaslamaya, Türkiye'den bahsetmeye ne bileyim Kanada, Türkiye kafamda böyle bir ne bileyim birbiriyle belki çelişen öyle görüyor herhalde bu yorum yazan insan veya böyle düşünen başkaları da var. Bunu yapmaya devam ettiğim sürece ben burada başkası öteki öteki olacakmışım. Başkası ne Öteki olacakmış. Sokaktaki dört kişiden birisi öteki bu ülkede yani. O zaman öteki ne demek? Anladın mı? Evet yani farklı bir kültürden, farklı bir geçmişten, farklı bir ülkeden geliyorum. Önemli değil. Sokaktaki bir insan da olabilir, sosyal hayatında da olabilir, yemek yemeye gittiğim bir restoran da olabilir, devlet dairesinde herhangi bir resmi işlem de olabilir, polis doktor vesaire doğadır. Ama her yerde, hayatın her alanında başka bir ülkede doğdun diye, İngilizce veya Fransızcayı başka bir aksanla konuşuyorsun diye, ten rengin farklı diye, sakallısın, bıyıklısın diye, ulan gözünün üstünde kaşın var diye senden haz etmeyecek insan her yerde var. Kanada'da buna dahil. Burada da ırkçı insan var, burada da dünya görüş çok dar insan var, burada da sadece kendi beyaz Kanadalı kültürünü bilmiş, görmüş, tanımış insan var. Bu her yerde başına gelir Fakat 4 kişiden birinin bir noktada göçmen olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkede sen öteki olamazsın yani. 4 kişiden birisi öteki. O zaman öteki kim yani? Neyse çok uzatmayayım. Şimdi birazdan Eda'yı havaalanından almaya gideceğim. Canım çocuk önce Türkiye'ye gitti 2 hafta. Sonra geldi iki hafta buradaydı. Çok ağzıma girdik. Sonra iki hafta Vancouver'a gitti gittiği için şimdi iş için şimdi geliyor. Eskiden ben öyle yaşıyordum birazcık. Benim seyahatlerim çoktu. Ben şimdi seyahate gitmiyorum. Yani aslında gidebilirim ama çok sık gitmiyorum. Böyle yani. Bu konudan bahsetmek istedim. Ha, şu konu e, evet ben kanaldan insan engelliyorum, ayıklıyorum. Bunu ayrı bir video yapmak istemedim. Aslında yapsan olur da çok insanın ilgisini çekmeyebilir yani. Burası demokratik bir mecra değil. Bu kötü bir şey de değil ama. Yani burası yüz binlerce YouTube kanalından birisi. Yani dandik bir tane YouTube kanalı burası. Tamam. Tipin biri benim gibi çirkin herifin biri çıkıyor burada konuşuyor. Ya beğenmiyorsan izlemezsin ya. Yani böyle hakarete varıyorsa yorum engelliyorum. Ya da yorumlarda illa bana hakaret etmesine gerek yok bu arada. Beni ilgilendirmiyor yani. Bir süredir bu işi yapıyorum işte. İlk baştaki hassasiyetin kalmıyor. Her şeye takılmıyorsun. Fakat Kanada geyiklerinin de kısa süre önce bir videosu vardı. Bazı şeyler canını sıkabiliyor tamam mı? Zaten kötü bir gün geçiriyor oluyorsun. Zaten kafanda bir konuya takılmış oluyorsun. Dangalan birisi çok yüzeysel bir videona denk gelmiş. Oradaki bir kelimeyi alıp senin anlatmadığın başka bir şeye yorup bir de üstüne sana hakaret ettiği zaman bazen canını sıkıyor. Bazen ben de diyorum ki benim buradan maddi bir kazancım yok. Şu önümdeki setup bak kamera, lens, tripod YouTube'a başladığımdan beri YouTube'dan kazandığım paradan daha pahalı. Tamam yani ben buradan para kazanmıyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum. Geçen çok ciddi sorguladım bu arada. Yarın öbür gün her şeyi sattım. Artık video çekersem de telefonla çekiyorum falan noktasına da gelebilirim. Belki de gelmem bilmiyorum. Yorumlarda başkasıyla didiştiği zaman birisi, başkasına hakaret ettiği zaman da ben engelliyorum. Çünkü yani garip garip yerlere gidiyor. Birbirine ırkçı hakaret dermeden istersin, anavacı söylenmi söven mi istersin? Engelliyorum abi. Hide this user from this channel diye bir şey var YouTube'da. Müthiş. O insan hala senin kanalını görebiliyor. Hala videonu izleyip sana <laughs> cüzi de olsa bir para kazandırabiliyor. Yorum da yazabiliyor sanıyorum ama yazdığı yorumu bir tek kendisi görüyor. Müthiş, müthiş. Asla hiç kimseden cevap gelmiyor yorumuna. Hiçbir etkileşim gelmiyor. Böyle burası gibi yankılı bir odaya aldığını ve konuş deli. Ha, bağır, sabaha kadar bağır dediğini düşün. Böyle bir şey. Neyse. Çok dağınık bir video oldum. İnşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Bilmem yorumlarda aklı selim bir <laughs> konuşmayı, tartışmayı sürdürebilirsek. Buyurun beklerim. Kendinize dikkat edin. Çok dramatik şöyle. Kaşıma kadar. Kaşlarım uzamış mı? Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.